İslam dini, İslam kavramı. Videoya başlamadan önce bu tarz çalışmaların devamı için bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Yüce dinimizin adı olan İslam kelimesi sözlükte barış, esenlik, itaat, boyun eğme, her türlü kusur ve ayıptan uzak olma gibi anlamlara gelir. İslam'ın terim olarak ise iki anlamı vardır. Bunların birincisi, Allah'tan başka ilah olmadığını ve Hazreti Muhammed'in onun elçisi olduğunu bildiren din demektir. Bu dine İslam adını bizzat Allah Celle Celali vermiştir. Kur'an'da Allah katında hak din İslam'dır buyurulmaktadır. İslam'ın ikinci anlamı ise Allah'ın iradesine tam teslimiyet demektir. İslam'ın içerdiği itaat, dinin ortaya koyduğu hükümleri kabul etme ve onlara uyma manası yanında tabiatta müşahede olunan ilahi kanunlara boyun eğme anlamına da gelir. İnsan bu anlama ancak ruhi olgunlukla erişebilir. İslam dinine inanan ve onun emirlerine uyan kişiye de Müslüman denilir. Müslüman, hem İslam'ı basit bir şekilde kabul eden, hem de kendine tamamen Allah'ın Celle Celaluhu iradesini teslim eden, hem Allah Celle Celaluhu ile hem de insanlarla barış içinde olan kişidir. Allah Celle Celaluhu ile barış, onun iradesine tam olarak itaat etme, insanlarla barış ise birbirlerine kötülük yapmaktan sakınma ve karşılıklı olarak iyilik yapma suretiyle olur. İslam dininin özellikleri. İslam dini, Allah Teala'nın insanlara gönderdiği son dindir. Ondan sonra din gelmeyecektir. Bu dinin bazı özellikleri şunlardır. 1. Tevhid ilkesi, İslam dininin bir özelliğidir. İslam inancına göre, bütün varlıklar bir olan Allah Celle Celaluhu tarafından yaratılmıştır. 2. En son ve en mükemmel din İslam'dır. İslam dinini diğer dinlerden ayıran bir özelliği de en son ve en mükemmel din oluşudur. Zaten beşeriyetin tekamülü, kanunu da bunu gerektirmektedir. Hazreti Muhammed'e gönderilen İslam, ilahi din zincirinin ve insanlık tarihini temelden etkileyen tevhid akımının son halkası ve hak dinin taşıması gereken bütün özelliklere sahip tek dindir. O, daha önce gönderilen bütün peygamberleri ve onlara verilen ilahi kitapları tasdik edici ve onların Allah Celle Celaluhu tarafından gönderildiklerine inanmayı emredicidir. 3. Evrensellik ilkesi. Peygamberimizin tebligatı bir kavme veya bir topluluğa değil, bütün insanlığadır. Allah, alemlerin Rabbidir. Onun peygamberi de bütün insanlara gönderilmiş bir elçidir. Hatta onun peygamberliği insanların yanında cinleri de içine almaktadır. 4. Denge ilkesi. İslam dini dünya ile ahiret, ruh ile beden ve vahiy ile akıl arasında dengeyi gözeten bir dindir. Onun ilgi alanı bazı dinlerde görüldüğü gibi sadece öldükten sonraki hayat değil, dünya ile ahiret arasında dengeyi gözetmektedir. 5. Aklı kullanması. İslam dinine göre akıl Allah'ın insana bir lütfu, ona verilen hidayetin ilk ayağı ve kılavuzudur. Akılla peygamberlerin Allah'tan aldıkları şer'i vahiy arasında çelişki yoktur. 6. Bireysel özgürlük ve sorumluluk. İslam'a göre sorumluluk kişiseldir. Kimse bir başkasının günahından dolayı sorumlu tutulamaz. Hidayeti seçen kendisi için seçmiş, sapıklığa sapan da kendi zararına sapmış olur. 7. Güçlük yerine kolaylık.
İslam'da kolaylık esas olup, emir ve yasaklar insana yük olsun diye konulmamıştır. Allah, onun yeteneklerini, ihtiyaçlarını ve menfaatlerini göz önünde bulundurarak hükümler koymuştur. 8. Taklit ve taassubu red. İslamiyet, taklidi cahil ve inkarcıların hakikat davetçilerine karşı sergiledikleri olumsuz bir tavır olarak görür. Kur'an'ın düşünerek hareket etmeyi, bilgi ve verilere dayanmayı emreden buyrukları, müminlerin taklit ve taassuba karşı olmalarını gerekli kılmaktadır. Allah, insanlara algılamaları için duygu organları, idrak etmeleri için de akıl vermiştir. 9. İyiliği emir ve kötülükten sakındırma. İslam barış dinidir ve bütün insanların barış içinde yaşamalarını ister. Bunun için de barışa engel olan tavır ve düşüncelerden uzak durmayı, hayatı kolaylaştıracak ve sevdirecek adımları atmayı öğütler. 10. Sosyal adalet ve dayanışma. Kur'an, manevi dayanışma kadar maddi dayanışmaya da önem verir. Bu amaçla Allah, zengin Müslümanlara zekat, fitre, sadaka gibi mali ibadetler yüklemiş, servetin sadece zenginler arasında dolaşan bir nesne olmaması için önlemler almıştır. Allah, insanları toplu yaşayışa göre programlamış, istek ve ihtiyaçlarının karşılanmasını bu şekilde mümkün kılmış. Onlara kabiliyet ve becerileri buna göre vermiştir. Kur'an, insanların değişik ırk ve kabilelere ayrılmasını da birbirlerini tanımaları gerekçesine dayandırmaktadır. Böylece farklı beceri ve yetenekte insanların ortaklaşa bir medeniyet oluşturması amaçlanmaktadır. 11. Dini otoritenin kaynağının Allah oluşu. İslam'da dini otoritenin kaynağı Allah'tır. Her türlü dini yetki ve otorite Allah'a dayandığı ölçüde itaat edilebilirdir. Bu da söz konusu yetkinin Allah tarafından verilmesiyle mümkündür. Allah, içimizden seçip peygamber olarak gönderdiği kişilere bu yetki ve otoriteyi vermiştir.